لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أوى الفتنة إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. صدق رسول الله. Muhterem Müslümanlar, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyuruyor: hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da, ey Rabbimiz bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluşu ve doğruya ulaşmayı kolaylaştır demişlerdi. Bu ayette anlatılanlar Ashab-ı Kehf adıyla anılan ve Allah'a iman edip hakkı söylemekten çekinmeyen bir avuç gençtir. Tıpkı genç yaşında tevhidi kuşanan, güzel örnekliği ve ibretli sözleriyle halkını uyaran Hazreti İbrahim gibi, canıyla imtihana tabi tutulan ve babacığım sana emredileni yap, İnşallah beni sabredenlerden biri olarak olacaksın diyen genç, Hazreti İsmail gibi kardeşleri tarafından kuyuya atılması, ağır imtihanlara tabi tutulmasına rağmen Rabbine itaatten vazgeçmeyen, ben Allah'a sığınırım diyerek nefsiyle mücadele eden iffet abidesi Hazreti Yusuf gibi, tıpkı annesi tarafından mabede adanan, hakaret ve iftiralara rağmen imanı ve sadakatiyle tarihe geçen Hazreti Meryem gibi. Kıymetli müminler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neşeyi ve huzuru Rabbine kullukta bulan gencin ideal bir genç olduğunu bildirmiş, iffetini koruyan ve gönlü mescitlere bağlı olan gencin ise mahşer günü Allah'ın arşının gölgesinde gölgeleneceğini müjdelemiştir. Zira gençlik, hayallerin, heyecanın, merak ve arayışın en yoğun olduğu dönemdir. Ömrün en verimli ve değerli çağıdır. Dünya ve ahiret mutluluğunu kazanmanın, yorulmaksızın çalışarak iyiliği çoğaltmanın zamanıdır. Bu sebeple mümin, gençliğini nerede ve nasıl harcadığından sorguya çekileceği bilinciyle hareket etmeli ve bu nimetin kıymetini bilmelidir. Aziz Müslümanlar, her asırda olduğu gibi günümüzde de gençlerimizi kuşatan bazı sorunlar bulunmaktadır. Onların ümit ve ideallerini çalmak, heyecan ve enerjilerini istismar etmek isteyen hain eller vardır. Genç yüreklerle iletişim kanallarımızı kapattığımızda nice sahte kurtarıcılar ve sanal alemler onlara kapılarını açmaktadırlar. Cazip ve eğlenceli görünen, geçici menfaatler öneren başıboş bir dünya, gençlerin aile ve toplumdan kopmasına, mahremiyet sınırlarının çiğnenmesine ve bağımlılık tuzağına düşmesine sebep olacaktır. Muhterem Müslümanlar, gençlerimizi tehdit eden bir diğer problem, zararlı akımlar ve zehirli ideolojilerdir. Ailesinden yeterli ilgi ve sevgiyi göremeyen, sorunlarına ikna edici cevaplar bulamayan, kendisini yalnız ve desteksiz hisseden gençlerimiz, İslam'ı temsil ettiklerini iddia eden din tacirlerini, bozgunculuk yapan ve kan döken hain şebekelerin hedefi olmaktadır. Bu durumda bize düşen, ister sanal alemde, ister gerçek dünyada kurulan bütün tuzakları boşa çıkarmak için gençlerimize rehberlik etmek, onları inanç ve medeniyet değerlerimizle buluşturmak olmalıdır. Değerli müminler,
Genç nesillerimiz için en önemli tehlikelerden biri de hayatın anlamını, varoluşun gayesini kaybetmemeleri, beden ve ruh sağlığının en büyük düşmanı olan zararlı alışkanlıklara ve ideoloji bağımlılığına müptela olmalarıdır. Göz aydınlığımız, sevincimiz, ümidimiz olan yavrularımız genç yaşta elimizden kayıp gitmektedirler. Yüce dinimiz İslam'a, hidayet rehberi Kur'an'a, alemlere rahmet ve en güzel örnek olarak gönderilen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sımsıkı sarılmak, gençlerimize sahip çıkmak önceliğimiz olmalıdır. Aziz müminler, gençler bir milletin geleceği, en büyük imkanı ve zenginliğidir. Gençliğine sahip çıkıp onları eğitimli ve güzel ahlaklı bir şekilde yetiştiren toplumlar geleceklerini inşa etmiş demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın İslam yolunda kendisine itaat eden nice fidanlar yetiştirmeye devam edeceğini müjdelemektedir. Aziz milletimizin ve ümmeti Muhammed'in bekası için gençlerimizi anlamalı, onlara değer vermeliyiz. Düşüncesini, hayat tarzını, giyim ve kuşamını yargılayarak dışlamak yerine hepsine kucak açmalıyız. Kendilerini keşfetmelerini sağlayacak bir rol model de biz olmalıyız. Şuurlu nesiller için gençlerimizi sahih din bilgisiyle ve kültürümüzle donatmalıyız. Çağımızın gençlerine Resul-i Ekrem gibi yaklaşabilir, onun metodu ile İslam'ı temsil ve tebliğ edebilirsek, bu asırda da ashabın gençlerine dost olacak yiğitler çıkacağını asla unutmamalıyız. Hâle aleyhissalâtu vesselâm ettermine temmâ estağfurullahirazîm ve tübileyk es'edullâhe li ve lakum tebbîk eûzu billâhi mineşşeytânirracîm bismillahirrahmanirrahîm ve mâ ersalnâke illâ rahmeten lil âlemîn. Hamdül kemilin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tazimen li nebi ve fikrimen li şen-i safi'i fekale azze ve celle min kaimin ümrim mühbira ve amira. İnne Allahe ve melâiketehu yusallûbe alel nebi. Ya eyyühellezine amenü sallu aleyh. Sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikelerden koru. Bizlere dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, anne babalarımızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz sen işiten ve dualarımızı kabul edensin. İnna Allahi emru min adli vel ihsani ve itaizil kurba ve yenha ve yenha anil fahşâ. Çirkin işleri, fenalığı ve hasımlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size böylece...